Bu yolda zorluklara göğüs gereceğiz tabii ki. Sıkıntılar da çekeceğiz. Sıkıntı olmadan ferac ve ferahlık gelmiyor. Diyor ki şeyhimiz Nazım Kıbrisi Hazretleri çölde kulluk yapmak zordur. Evet. Ama bağ bahçede yapmak kulluk yapmaktan daha değerlidir. Daha kıymetlidir. Kulluğun zorluğunu görünce kaçmayı savaştan kaçmak gibi gördü Allah erleri. Düşmanla karşı karşıya geldin mi? Kaçamazsın. Ya şehadet ya zafer diyeceksin. Ordu geri çekilsin dedikleri vakitte bile arkanı dönüp gidemezsin. Geri geri çekilirsin böyle. El firaru min az-zahf min ekberil kevair Savaştan kaçmak en büyük günahlardandır. Allah yoluna çıktın ya hani çöl gibi geldi o yol sana, zorlandın. Allah erleri diyor ki işte zorluğu görünce kaçmak en büyük günahlardandır diye düşündü o ulu kullar. Zor olsun. Nerede olursam olayım ben hep Allah ileyim Celle Celaluhu. Allah'ın yardım olduktan sonra zorluk kolay olur. Bir vakte kadar beni terbiye eder sonra kolaylığa döner. Böyle inandılar yani. Şimdi bizler böyle Kurulu düzen yok. Elimize kurulu gelsin diye bekliyoruz bazı şeyler. Hele hele Allah yolunda hizmet edecek adamlar. Kurulu elimize gelsin biz öyle yapalım, gidelim. Düzen böyle değil. Efendimiz de böyle öğretmedi zaten sallallahu aleyhi ve sellem. Siz gidin. Allah yolunda çalışın. Allah düzeninizi kurar. Almanya'dan bir tane şeyimizin dervişi Müslüman olmuş. İsmini de değiştirdik diyor şey efendi. Ubeydullah koyduk onun adına. Fakat Almanya'da bir tanedir. Bir ikincisi yok yani o dervişin. Tabii Kıbrıs'a gelip gidiyor ya. Kıbrıs'a geldiği vakitte şey efendiye demiş ki: "Efendim, dua edin de bir iki kişi daha olsun. <laughs> Yalnızım orada yani. Bir iki kişi daha olsun." Şey efendi demiş ki: "Biz dua ederiz." demiş Ubeydullah. "Ama sen de bu işler hem dua ile olur, biraz da adım atacaksın." diyor. Biraz da adım atacaksın. Gideceksin camiye. Caminin hepsini çekecek kuvvetin yok. Kaldıracak kuvvetin de yok. Orada bakacaksın namaz kıldığın kardeşlerinde onlardan birkaç tanesi diyor sana yakın gelecek kalbine. Onu anlatacaksın. Onunla birlikte yürüyeceksin. Aynı namazı kılacaksınız beraber camide. Dost olacaksın. Yani bu iş için biraz çalışacaksın yani. Tuttu bizim nasihatimizi çalıştı diyor. Haftada bir sonra başladı zikirler yapmayı eve sığmaz. O kadar çoğaldılar. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Yani çalışacağız, boş durmak yok dinimizde yani. Uğraşacağız. Allah sana bir vazife tayin etmiş, gayretle uğraşacaksın. Sana vazife nedir? Yapmak. Yaptığın zaman onu maksadını erdirmek o Allah'a. Subhanahu ve Teala. O Allah'ın işi Celle Celaluhu. Sana yap mı dediler? Yap. Neticeyi verecek olan Allah. Çalış mı dediler? Çalış. Neticeyi verecek olan Allah Subhanahu ve Teala. Ne kadar ihlasla çalışırsan netice o kadar gali gelir. O kadar harika olur. Boş durmak yok yani. Neredeyse bak birisinden birisi senin kalbine yakın gelir. Konuş, davet et, Allah'a çağır. Boş durma. Şeytan nasıl boş durmuyor çağırıyor devamlı? Sen de çağır. Allah'ın sevmediğini sevme. Allah'ın iradesine boyun eğ.